Evet, şimdi önce bir şu HEDEP, DEM olmasını bir anlatayım. Şimdi partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi. Şimdi baş harflerini alırsak HEDP, ED olmuyor, HEDEP deniyordu. Fakat onlar partinin adını DEM, yani kısaltmayı DEM olarak kullanıyorlar. Şimdi bunu yapan ki hangi parti var? AKP var. Adalet ve Kalkınma Partisi. AKP. Fakat tescil ettirdiler. Dediler ki bizim partimizin kısaltılmış hali AK Parti'dir. O için mesela bana filan çok kızıyorlar ya da AKP diyenlere. Ya bizim adımız AK Parti. Ben de böyle diyorum ki hayır, Adalet A, Kalkınma K, Partisi P. Nasıl Cumhuriyet Halk Partisi CHP ise, tabii şey olarak, parti olarak haklılar. Onu tescil ettirdiler. Yani partimizin kısa adı AK Parti diye. Aynı şekilde zamanında Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi de aslında Anavatan Partisi ya AP olacak ya da AVP olacak. Şimdi AP olamazdı. Darbe sonrası mevcut siyasi partilerin isim ya da amblemleri alınamaz. Ama Turgut Özal Adalet Partisi'ni andırsın diye Adalet ve Kalkınma ne kurmuştu? Anavatan Partisi. AP olacak kısaltılması, fakat AP yapamıyor. Onun üzerine yine parti genel kurulunda kısaltma olarak ANAP seçilmişti. Ana parti gibi oluyor. Partinin açık adı Anavatan Partisi ama ANAP yazarak, yani ana parti, sanki onun da çağrışımı, yani ana parti nedir? En büyük. Hani ana lafı koyduğumuz zaman hani büyüklüğünü anlatmak için koyarız, değil mi? İşte anayasa, yasaların en üstü. Yani işte ana vatan, yaşadığımız, sahiplendiğimiz yer falan. ANAP koymuşlardı. Başka parti hatırlamıyorum ben. Yani açık isimleri kısalttığın zaman rumuz oluyor da farklı isim kullanan, hayır, olmadı. Hepsi şey. Bu üçüncü parti oluyor benim hatırladığım. Yani Anavatan Partisi, aslında AVP ya da AP. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP yerine AK Parti yapıyor. Şimdi de HEDEP, yani Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi. Kısa adını DEM diyor. DEM tabii çeşitli şeylere geliyor. Yani DEM çok bilinen tabii bir şey. İyi bir şey sonuçta. Demokrasiyi çağrıştırıyor. Belki de başka bir anlamı daha vardır. Benim şu anda aklıma gelmiyor. Şimdi gelelim. Tabii HDP ile CHP görüşebilir. Ama HDP'nin şöyle bir açmazı var. Şimdi HDP Türkiye'nin bazı bölgelerinde açık ara üstün. Diyarbakır'da mesela %60 da seçimi kazanıyor. Şırnak'ta öyle kazanıyor. Ne bileyim işte Hakkari'de öyle kazanıyor. Yani açık ara kazanıyorlar. Fakat ne oluyor? AKP bu. Tayyip Erdoğan geçen seçimde ne demişti? Ya bunlar seçim için giriyorlar ama boşuna zahmet etmesinler, görevden alacağız demişti. Süleyman Soylu da yanında hepsini alacağız dedi. Hakikaten de yaptılar. Şu anda HDP'li ya da DEM partili hiçbir belediye yok. Varsa işte bir iki ilçe belki kalmıştır. Hepsini görevden aldılar. Yerine de kayyum atadılar. Bir imzayla. Gece yarısı Süleyman Bey kafasına es. Dedi ki alın lan bu Diyarbakır Belediyesi'ni, biz parayla mı aldık dedi. Aldı. Bütün hepsini aldılar. Terör, merör, hepsi hikaye tabii. Yani öyle bir şey yok. Şimdi HDP'nin şeyi o. Gene kazanacaklar. Gene Diyarbakır'ı kazanacak. Yani Diyarbakır diye, en büyüğü diye söylüyorum. Gene kazanacak. Ama Erdoğan'ı kızdırırlarsa 3 gün sonra görevden alınacak. Gene kayyum atacak. Bir şey yapılabilecek mi? Hayır. Yani bugüne kadar hiçbir HDP belediyesi ayakta kalamadı. Hepsini görevden aldılar. Hiçbir şey de olmadı. Alıyorsun. Yani itiraz merci yok ki. Ha, velev ki var. Orası da çalışmıyor. Duvar. Onun için HDP tabii, ya da DEM şu anda AKP'yle daha çok pazarlık yapıyor. Güvence istiyor. Ve AKP bu güvenceyi gözü kapalı verir. Hiç umurlarında bile olmaz. Yani efendim, biri diyebilir ki aklı evvel biri, efendim işte ama bize terörle işbirliği falan. Oğlum ben yapıyorum diyecek. Ben yaparsam terörle işbirliği diyebilir mi? Şöyle bir ahaliye bir bak bakalım. Muhalefete bir bak. Gazetecilere, televizyonculara, askerlere, hakimlere bir bak bakalım.
Aralarında var mı? Ben HDP ile işbirliği yaparsam terörle işbirliği yapıyor diyecek cesarette biri var mı? Ne konuşuyorsunuz lan diyecek. Yürü git. Ben yaparım. HDP yapar mı? Yapar. Açıktan belki yapmaz. Ha, tabii şunu yapmaz dem. Yani biz bu seçimlere katılmıyoruz. AKP lehine çekiliyoruz. Böyle bir şey demez. Ama ne yapar? Aday koyar. İstanbul'a aday koyar. İstanbul'da 10'a yakın bir oyu var. 8 mi öyle bir şey. Ha işte o seçmen de der ki ben adayımı koydum kardeşim. Ha o seçmen akıllı davranıp da ya biz burada kazanamayacağız. Belediye meclisinde ona vereyim ama anakentte şeye vereyim. İmamoğlu'na vereyim der mi? Deme ihtimali yüksek. Ayrıca HDP'yle yani demin de İstanbul Belediyesi'nde çok ciddi iyi ilişkileri var. Yani arada bir bozukluk yok. Hile hurda var demiyorum ha. Yolsuzluk, monsuzluk falan değil. Ama çok sayıda şey dem üyesi ya da işte ona gönül vermiş insan belediyeyle iş yapabiliyor. İşe giriyor, iş sahibi oluyor, ihalelere girebiliyor, bir takım belediye işlerini halledebiliyor. Şimdi onlar da bu imkanı kaybetmek istemez. Çünkü kendi adaylarına verdikleri zaman kazanamıyor. AKP'nin kazanması halinde ise hepsi bitti. Bir daha bu kapıdan giremezsin içeri. Ama hani çaresiz kalıp Tayyip Erdoğan'ın hışmından kurtulmak için aday çıkarma yoluna gidebilirler. Yani derler ki abi biz de açık açık yapamayız ama hani İstanbul'a, Ankara'ya biz aday koyalım. Ankara'ya koysa da fark etmiyor zaten. Ankara'da 1,5 oyu var. Yani Ankara çok enteresan. Yani HDP'nin en düşük oy aldığı illerin birincisi galiba Ankara. Büyük şehirleri diyorum. Yani ülkenin birçok yerinde hiç oyu yok. O başka. Hani büyük şehirler içinde. Bunu yapabilirler. Ama daha kaç ay kaldı? İşte bu ayı da bitti. 3,5 ay var. Yani 3,5 ayda daha çok değişir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.